Deniz kirliliği, sıfır atık mavi ve bu konuda yapılan çalışmalarda çevre günlüğünün doğal haberleri arasında takip edenler için. E, Fethiye'de, Marmaris'te, Muğla'nın gözde turizm ilçeleri Fethiye ve Marmaris'te e, bir eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Temizlik önemli e, ama alınacak önlemler de önemli ve cezai yaptırımlar da yaptırımlar da son derece önemli. Denizcilik atıkları uygulaması genelgesi kapsamında denizde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi Marmaris ve Fethiye'de. Ee, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince Mavi Tur'un gözde ilçelerinde atık su arıtma testlerinden derin deniz deşarj, deşarj çıkış noktaları deniz dibi ve yüzeyinden numuneler alındı. Denizde ticari ve özel yatlar denetlendi. Marmaris Adası açıklarında derin denizde şarj çıkış noktasından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı dalış emniyet güvenlik arama kurtarma timleri ekiplerince deniz dibi ve yüzeyinden numune alındı. Deniz suyu sıcaklığı ölçüldü. Yine Turunç, Kumlubük, İçmeler sahilleri ve Marmaris Körfezi'nde demirli ve seyir halindeki yatlar denetlendi. Yat ve teknelerin kapasitesine göre atıklarının zamanında atık alım merkezlerine verip vermedikleri incelendi. Deniz kirliliği mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave önlemler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla yayınlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi kapsamında da tekne sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Fethiye bölgesi yine mavi yolculuk destinasyonlarında önemli bölgeler. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla denize açılan ekipler. Göcek atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede inceleme yaptılar. Deniz suyundan numune aldılar. Dünya ünlü Göcek koylarında demirli özel ve ticari tekneler denetlendi ve atık evrakları incelendi. Yine aynı şekilde insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyen atıkların Muğla'nın 1484 kilometre kıyı uzunluğuna sahip oldu ve bunun 1099 kilometresinin de özel çevre koruma ve doğal sit statüsünde yer aldığı bildirildi. Ve deniz kirliliğine neden olan atıkların da bu konudaki değerlendirilmesi ölçümü bu şekilde yapılıyor. Bu arada teknelerde oluşan pis su, sintine adı verilen atıklar ve çöplerin alınması amacıyla 50 kıyı tesisinde atık alım tesisi kuruldu. Ayrıca da ilk ara 15 atık alım gemisi de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye özellikle mavi yolculuk ve teknicilik anlamında önemli bir potansiyele sahip. O yüzden bu denetimlerde ve gerekirse cezalarda son derece önem taşıyor.